Yarın da olur hocam İstanbul. Amerika'da roller coaster diyorlar böyle dalgalı performans, dalgalı motivasyon. Yine aynı hata konusuyla bağlantılı. Hata yapma hakkı var, hata yapma lüksü var oyuncunun. Önce onu siz söyleyeceksiniz. Fakat aynı hatalar işte az önceki ciddiyetsizliğe de giriyor. Evet. Aynı hataları yaparsa bu sefer takıma zararlarına başlıyor. Ciddiyetsizliğinden dolayı. Ha burada da yine kural kısmı devreye giriyor. O zaman aynı hataları sürekli yapan oyuncuya da kenara alıp biraz hani oynatmamak dışarıdan görmesi arkadaşlarına. Ona da söyleyebilirsin yani sen de bakalım neden kenara geldin, neden hatalı yaptın, oyuncuya da sorabilirsin. Yani oyuncu da o neden sonuç ilişkisini kendi zihninde kurmaya başlasın. Böylelikle ne ortaya çıkıyor? Öz eleştiri ortaya çıkıyor. Şimdi yargı dedik ya, herkes başkalarını yargı ediyor, eleştiriyor. Eleştiri konusunda konuşuruz yarın. Fakat öz eleştiri yani iğneye önce kendimize batıralım, çuvalımızı başkasına batıralım mantığı bu yaşlarda daha çabuk veriliyor. Bu sefer açık iletişim kurduğunuz için oyuncu size karşı veya oyuncunun annesi babası çünkü bu oyuncular gidip evde de konuşuyorlar bu yani. Evet. Hele çocuk böyle bir de şımarıp yetişiyorsa beni oynatmıyor, beni hemen kenara alıyor diyen Nazlı bu sene işte eğitim antropoloji dersinde Kaşgarlı Mahmut'un sözünü Kudak Mirdatlı kitabında yazmış. Kim çocuğunu Nazlı yetiştirirse ona ağlamak düşer diye. Çok güzelmiş. Yani onu bence, ben de ilk defa duydum onu kulüplere asmak lazım.